İzmir'in Çiğli Belediye Başkanlığı'na talip olan Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan aday adayı Ali Talak, mutlu bir ilçe yaratmanın sırrını araştırdı. Vatandaştan gelen talepler ışığında özel projeler geliştirdi. İşte Ali Talak'ın bu ilçeyi yeni baştan yaratacağım dediği o ilginç projeler. Çiğliler tabii ki mutlu da, tabii biz projelerimizle mutlu olacak dedik. Çiğli'de gerçekten hep söylüyoruz, Çiğli İzmir'in banliyosu olacak. Ve Çiğli'de yapılacak projelerle mutlu olunacak. Çiğli'nin iddialı CHP aday adayı Ali Talak ilginç bir proje başlattı. Mutlu ilçe nasıl olmalı diye vatandaşı soran Talak, o cevaplar doğrultusunda özel projeler geliştirdi. Talak'ın mutlu ilçe projeleri mahallelere göre değişiyor. Güzeltepe kentsel dönüşüm bekliyor. Balatçık yeşil alan. Görüyorsunuz Gecekondu bölgesi, buralarda kentsel dönüşüm yapacağız. Sosyal kültürel tesis alanları, pazar yerleri, spor alanları. Çok amaçlı belediye hizmet alanları, bu tür çalışmalar yapacağız. O yüzden mutlu Çiğli. Tabii ki Çiğliler mutlu, mutsuz bir görüntü yok. Görüntüler de var. Ama biz o görüntüleri güzelleştirerek mutlu Çiğli diyoruz. Yani Çiğli'de bir meydanımız yok. Bir meydan projemiz var. İşte bir stat projemiz var. İşte kentsel dönüşüm projelerimiz var. Yolların ayrıştırdığı değil, yolların birleştirdiği bir Çiğli mantığında. Kentsel dönüşüm yaparak o kişilerin yaşayabilecekleri, yararlanabilecekleri yeşil alanlar, aileleriyle oturabilecekleri park alanları, sosyal donat alanlarını gerçekleştireceğiz ve mutlu bir Çiğli, güzel bir Çiğli olacak. Esnafı tek tek dolaşarak mutluluk projelerini anlatan Talak, esnafa kahve de hediye etti. Sağ ol, afiyetle yenge hanımla için. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli Belediye Başkan aday adaylarından Sayın Ali Talak şu anda stüdyomuzda konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür herkese ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Ali Bey, şimdi baktığımızda haberimizde de siz vatandaşa sormuşsunuz mutlu Çiğli'yi nasıl yaratmak gerekiyor diye. Pek çok cevaplar da almışsınız. Bunların içinde de kentsel dönüşüm var. Evet. En çok da zaten o kentsel dönüşüm baktığımızda bütün planlamayı, projeleri yerli yerine oturtabilecek. O bir imar planı evet. Bir anlamda. Evet. Siz de haritacısınız. Şehircisiniz, planlamacısınız. Evet. Neler var şimdi? Bu projeleri biraz açalım isterseniz. Ve nasıl yansır Çiğli'ye sizin bu titriniz diyelim bir tarafta? Evet, Hakan Bey, öncelikle şöyle. Mevcut imar, yani çok kuş kondurmaya gerek yok. Hep söylüyorum bunu. Öncelikle mevcut imar planını uyguladığınız zaman otomatikmen şehir gelişir. Ya mevcutta imar planları, binlik planlar var, 5000'liği var, 1000'liği var, binlik uygulama planı var. Ya orada kreş alanıdır, sağlık tesis alanıdır, sosyal kültürel tesis alanıdır, yoldur, parktır, yeşil alandır, ağaçlandırılacak alandır, eğitim tesis alanıdır. Ya bunlar zaten imar planları yapılırken planlara konuldu. Var yani. Siz bunları uyguladığınız zaman, imar uygulamasını yaptıktan sonra otomatikmen o bölge otomatikmen gelişmeye başlar. Yani bu sistemdir. Yani bunu uyguladığınız zaman sorun kalmıyor. Yani bunun yanında da burada yapılması gereken 3-4 tane, birçok tane aslında proje var ama 3-4 tane ana projemiz ana var. Proje, ana proje geliştirecek bir bunlar taraf. Evet, birbirine bağlantılı geliştirecek proje. Örneğin bir meydan yok. Yani hep söylüyoruz, ülkeler, iller, ilçeler meydanlarıyla anılırlar. Yani her tarafta bu böyledir. Meydan olmayan bir yer zaten anılması zor olur. Biz Çiğli'de bir meydan projemiz var. Yaklaşık 80 dönüm civarında bir alan. Buradaki insanlarla, yaşayan halkla, vatandaşlarla görüşmelerini de yaptık. Proje de hazır. Zaten bununla ilgili de bir basın açıklaması yapacağım. Çiğli'nin de merkezinde bir yer. Orada imar kilitlenmiş, çözümsüzlüğe ulaşmış durumda. O insanlar hem imar planı, imarı dönüşmüş olacak, uygulaması yapılmış olacak, hem de bölgeye ivme kazandırmış olacağız. Yani Çiğli'nin meydanı yok. Ya meydan olması gerekiyor. Yani direnişlerinin, söyleşilerinin, festivallerinin, toplantı yerlerinin olması gereken bir yeri yok. İllerin, ilçelerin, evet çok evet, önemli bu. Bu çok önemli. Yani bu olacak. Orada bizim o meydan çok amaçlı meydan olacak. 6 otopark olacak. Çiğli'de otopark sorunu hat safhada. Bunu çözeceğiz ve derneklerle ilgili, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak akıl yönetecek dediğimiz projenin devamında. Aslında sosyal dönüşüm projesinin devamındadır bunlar. Biz zaten sosyal dönüşüm, kentsel dönüşüm, bunlar hiç birbirinden ayrılmayacak şeyler. Sosyal dönüşümün altındadır kentsel dönüşüm zaten. Yani öbür diğerleri de ortak akıl yönetecek diyoruz. Burada şöyle bir şey. Tüm sivil
dernekleri, sivil toplum kuruluşlarına ve spor kulübü derneklerini bir araya toparlayacağız. O meydanın bir bölümünde olacak. Örneğin her bir derneğe, sivil toplum kuruluşuna örfünü, adetini yansıtmak için insanlar bir araya gelirler. Derneklerin en büyük sıkıntıları yer sorunudur, kira sorunudur, problemdir bu. Biz bir kere o dernekleri kira vermekten kurtaracağız. Ayrıca idari binaları ve toplantı yerleri olacak. Ve yaklaşık 1000 kişilik bir toplantı salonu olacak. Hem Çiğli'ye de yarayacak bu. O toplantı salonunu da söyleşilerini, şiirlerini, örf, adet, anneannelerini, piyeslerini, tiyatrolarını orada anlatabilecekleri ve 1500 kişilik civarında da orada bir yemek salonu. Yani yer parası çok amaçlı bir salon yapacağız. Yani plaza yapacağız. Dernekler, sivil toplum kuruluşları çok önemlidir. Ben hep bulundum. Daha önce Karacı Derneği Başkanlığı yaptım burada 4 yıl. Biz dernek binasını satın aldık o zaman. İşte para topladık. Ve şu anda Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu'nun genel sekreteriyim. O derneklerin o sıkıntılarını bilirim yani. Ha, elektriği, suyu da kendi aralarında para toplayarak öderler. Dernekleri orada toplayacağız. Abi çok amaçlı bir meydan olacak. Çiğli, mutlu Çiğli dediğimiz konu bu. Ya yani insanlar böyle bir şey olduğu zaman tabii ki mutlu olacak. Oturabilecekleri, o meydanda internetine girebilecekleri. Peki, baktığımızda Ali Bey, şimdi süremiz de doldu diyor arkadaşlarım ama bu projeler hemen hayata geçebilecek projeler. Şimdi bakın, biz bunun altına çalıştık. Ben bu konuyu biliyorum. Yani ben geçen işte bir danışmanlarımdan birisiyle oturduk. İşte şöyle olursa böyle olur dedim ki konuyu biliyorum ben. Konuya vakıfım. Konuya vakıfım. Biz bunları bir yıl değil, iki dönem istiyoruz. Yani Çiğli'de iki dönem sonra Çiğli gerçekten çok farklı olacak. Çünkü Çiğli İzmir'in banliyosu olacak. Bir sahil projemiz var. Denizde buluşturacağız. Zaten Çiğli denizde buluşmuş durumda. Sınırlarımızda 30 kilometre bir güzergah var. Biz ortalama 2 kilometrelik bir alanda, orası doğal sit alanı, Mavişehir'in bittiği yerden, orada bittiği yerden şeye doğru, Sasalı'ya doğru 2 dönümlük, 2000 metrelik bir sahilde, 150-200 metre genişliği, evet 2 kilometrelik mesafede, 200 metrelik bir alanda biz böyle imar açacağız oraya, ama şu şekilde açacağız. Asla yani villalar Mavişehir'de olduğu gibi gökdelenler falan olmayacak. %5, %7 inşaat hakkı alabileceğimiz, gerek Büyükşehir Belediyesi'yle, gerek Anıtlar Kurulu'yla ve Şehircilik Çevre Bakanlığı'yla birlikte çalışarak ve Çiğli Belediyesi'yle birlikte orada çay bahçeleri, yürüyüş dinlenme yerleri, bisiklet yolları, restoranlar, ufak belediye işletecek bunları. Ya yani burada istihdamı da sağlamış olacağız. Çalışanı da sağlamış olacağız. Bu anlamda yani Çiğli, bunlar olduğu zaman Çiğli'nin gerçekten mutlu. Ya yani bir şurada buluşalım, işte Karşıyaka'da buluşalım, Bornova'da buluşalım, yok. Çiğli'de buluşacak. Çiğli'de buluşacak. Evet. Ali Bey, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hayırlısıyla adaylık netleştiği zaman daha çok detaylı ayrıntılarıyla, nasıl olur bunlar canım? Bunun bütçesini nereden bulacağız? Çok konuşacağız. Bunun çalışmalarını yaptık Hakan çok Bey. Çok derin konuşacağız. Evet, yaptık çalışmalarını. Önümüzdeki günlerde de bir basın açıklaması yapacağız. Nasıl yapacağımızı da orada açıklayacağız. Ve çok güzel olacak. Yani bizim felsefemiz mutlu Çiğli. Bir her şey, hedefimiz insan, kıblemiz insan. Yolların ayrıştırdığı değil, birleştirdiği bir Çiğli. Yani biz Çiğli'de, Çiğliler Çiğli'nin nefesini alıp verecek. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.